3-4 gün oluyor işte. 3 gün yoğun bakımda yattı zaten. Ama işimi kaybettim. İyi insandı. Kimsenin etisine süsüne karışmayan insanlar. İşimizden, evimizden, evimizden işimize giden gelen insanlar. Böyle yolda geçen magandalar yüzünden, köpekler yüzünden işimi kaybettim. Çocukları eziyormuş galiba yolda. Evet, aynen öyle. Eşiniz uyarmış. Uyarmış. O yüzden tartışma çıkmış, küfürleşme olmuş. Eşimin arka cebinden tornavidayı arkadaşının biri alıyor, öbürü veriyor, ona saplıyor. İşte bu halde eşim şu anda musalla taşın üstünde yatıyor. Ben burada da iş arkadaşlarının hepsi burada zaten şimdi de. Onlara da sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde kimseye hiçbir zararı olmayan bir insandır yani. Ne diyor polisler? Yakalayacağız diyorlar, bekleyin diyorlar. Kimsenin yaptığı kimsenin yanında kalmayacak diyorlar. Benim eşim toprağa girdikten sonra zaten, bu saatten sonra. Diyecek sözüm yok yani başka. Bir de çocuklarının gözünün önünde oldu yani, bu olay. Yani çocuğumuzun gözünün önünde yani. Evet. Gözümüzün önünde iki kere... Bir özetini alalım, ondan sonra bastı. Yani kustu. Yani istiğfar etti, gözünün önünde yoğun bakıma bile alamadılar. Yani ameliyata gidip alınması gereken adamı ameliyata alamadılar, sabaha kadar beklettiler. Neymiş, yoğun bakımda yer yokmuş. Hasta ameliyattan çıkınca yoğun bakıma girmesi gerekiyormuş. Hastanenin ihmal edildi. Ama ihmal de var bence. Yoğun bakımda mutlaka bir yer bulabilirlerdi. Ya da bir şeyler yapabilirlerdi yani. Selahattin